Bizim için bu müsabaka bir hayaldi. Biz çocukken bu abilerimiz, ablalarımız buralarda yarışırken biz de onlara çok özenir, çok imrenir. İnşallah bir gün biz de orada oluruz diyerek her gün antrenmanımızı yaptık. Bunun için 20 yılımı verdim. Sadece orada 2 saatte sonuçlandı. 20 yıllık bir antrenman süreci 2 saat sonra dünya şampiyonasında madalya kazanıyorsun. Yani Çok. emeği bu şekilde insanlar düşünürse biraz anlayabilirler nasıl bir emek olduğunu. İnşallah her zaman artarak çalışmalarımız devam ediyor. Yani biz kazandığımız zaman rehavete değil daha çok antrenman yapmaya, hırslanmaya odaklanıyoruz. Elimizden gelen her zaman en iyisini yapıyoruz. Yine Avrupa Şampiyonası için de inşallah eğer biz yarışırsak hiçbir şey kesin değil. Çünkü önümüzde seçmeler var, alttan gelen arkadaşlarımız var. Karate inanılmaz bir şu anda Türkiye'de revaçta. Her siklette, her yaş grubunda inanılmaz bir potansiyele sahip. Biz de elimizden geldiğince antrenmanlarımızı yapıyoruz. Her an hazır olmaya çalışıyoruz. Yani takım olarak, ferdi olarak hocalarımızla son sürat antrenmanlarımıza devam ediyoruz Avrupa Şampiyonası için de. Pandemi sürecini merak ediyorum. O süreçte performansınızı nasıl kurdunuz, formunuzu? Pandemi sürecinde milli takım antrenörlerimiz, teknik direktörümüz, başımızda olan antrenörlerimiz hepsinden Allah razı olsun. Yani gerçekten zor bir süreçti bizim için de. Ama biz bu kritik süreci avantaja çevirerek elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Online antrenmanlar yaptık. Yeri geldi kendi salonlarımızı gece bir hırsa açtık. Yapalım daha da iyisini. Bu süreci devletimizin de destekleriyle, bakanlığımızın desteğiyle, federasyonumuzun evlere minder göndermesiyle 7/24 online antrenmanlarla buradan hocalarıma da teşekkür ediyorum. Güzel bir hazırlık yaptık. Olimpiyat sürecinde arkadaşlarımın, orada madalya alan arkadaşlarımın hazırlıklarına bizzat şahit oldum. Yani o madalyanın nasıl kazanıldığını gayet iyi biliyorum. Kısmet olsaydı belki ben de orada olabilirdim. Ama orada arkadaşım yarışlardı. Sofoğlu üçüncülük madalyası kazandı. Kendim almış kadar gururlandım, sevindim. Çünkü biz her zaman diyoruz ki onun aldığı madalyada bizim de bir payımız var. Benim aldığım madalyada arkadaşımın da bir payı var. Çünkü beraber antrenman yapıyoruz, beraber hazırlanıyoruz. Hani bizde ben olgusu değil de daha çok biz olgusu var. Biz olarak yarışıyoruz. Kendimiz, kendi içerimizde mücadele ediyoruz. Ben daha iyi olursam o benden daha iyi olmaya çalışacak. Biz birbirimizi aslında çalıştırıyoruz. Yani dünya sıralamasında ilk 10 rankinginde sıralamasında Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş isimleri var. Yani bu gerçekten büyük bir gurur. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yani bunun mimarları antrenörlerimiz, kulüp antrenörlerimiz, Adnan hocamız, Ümit Gençler'de bize teknik direktörlük yapan Cengiz hocamız. Yani altyapıdan gelen işler bunlar kolay şeyler değil. Tabii ki ailemiz, yani babam Akın Göktaş, Allah razı olsun. Yani bizler için çok emekler sarf ettiler. Şu anda baktığınız zaman dünya sıralamasında en iyi 10 sporcu. Yani burada olimpiyatlara kimin gittiği önemli değil. İsim önemli değil. Yani ben olmazsam Enes olur. Enes olmazsa Ali olur. Ali olmazsa Mehmet olur. Burada önemli olan ülkemizin temsil edilmesi en iyi şekilde. Şimdi orada. Parmakları biraz daha geriye katla. En büyük hayalim Allah izin verirse yani son müsabakamı yaptığımda böyle kazanmış olarak ama madalya değil gönülleri kazanmış olarak iyi bir sporcu, iyi bir karakter sahibi bir insan olarak hiçbir zaman madalyayı hedeflemedim. Avrupa Dünya Şampiyonu olmak benim için sadece bir müsabakada kazandığım madalya. Ben her zaman karakterimden ödün vermek istemedim. O şekilde de kariyerimi tamamlamak isterim. İnsanlar Emre Vefa Göktaş geldi, gitti dediğinde nasıl biri dediklerinde evet iyi biri demeleri benim için her şeyden önemli.